Hadi git kardeşim, hadi. Yalnız, tamam. Seni biliyorum, ona göre orada davran. Başka şekilde değil, frenlere basmaya devam. Kardeşim sağlam dur. Sağlam dur. Bozma. Bana bak, sakın orada dik şey yapma. Böyle dik duruş yapayım deme. Hani tiplenme. Seviyorsun sen bu çocuğu. Ağla, zırla, boynuna sarıl. Ayağını tut, paçasını tut gideceği zaman hayır dinleyeceksin de. Anladın mı? Sakın böyle dik duruşta. Tamam, sen beni istemiyorsan tamam deme, sakın deme. Bak kaybedersin bak, bu özür çok önemli. Suskun dur bak, burada durduğun gibi durma. Kahve yapayım mı sana? Heh, kahve yapayım, bir kendine gel. Sen şoktasın hala, bir kendine gel. Kurban olayım, suskun durma. Ağla, zırla, anlat derdini. Bak bu özürün çok önemli, bir daha bu özürü yakalamayabilirsin. Lütfen. Kardeşim. Hoş geldin. Patlamak için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya mı geldin? Evet. Bizi bir yalnız hadi, bırakabilir kalkın misiniz? Kalkın. Kusura bakmayın. Şunları alın hadi, kalkarken birer kahve bir şey alın. İnşallah hadi. Kahve getireyim mi sana da Emre? İnşallah. Hiçbir şey istemiyorum Gülbe abla, teşekkür ederim. Ver şunları. Hadi tatlım sen de biraz kahve bir şey. Süt koyayım içine. Azıcık koysana. Tamam. Şeker şekeri bırak, şekeri bırak. At at bunu. Mehtap şekeri versene. Üç tane at, şöyle üç tane şeker at. Sakin et, biletleri falan çıkarırım ben. Olsun. Şimdi seni dinliyorum Ayça. Bakalım bana nasıl bir açıklama yapacaksın? Yaptım ya açıklamamı orada Emre. Sen ne açıklaması yaptın? Sen orada ne yaptın biliyor musun? Sen orada beni kaybetmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Ben orada şoka girdim. Başka hiçbir şey yapmadın. Şok oldum. Sen, ben sana bitirdim dediğim andan sonra, evet, tamam mı? Sen bir üzüntü yaşayacağına, haklı bile olsan, bu haklılığının üzüntüsünü yaşayacağına, sen orada bana cevap vermeyi tercih ettin. Sen orada bana bas bas bağırmayı tercih ettin. Sen orada, tamam mı? Sen orada bu kadar kolay vazgeçebileceğini ispat etmiş oldun. Ben vazgeçiyor muyum Emre çabuk? Ben çabuk vazgeçen biriyim. Sen çabuk vazgeçen biri olmasaydın zaten orada o tavrı sergilemezdin bana. Ne yaptın Emre? O anda şoka girdim. Sen hiç beklemediğin bir kelime söyledin bana. Sen benim ne gördüğümün farkında mısın? Evet farkındayım. Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın? Sen beni nasıl bir durumun içerisine soktuğunun farkında mısın? Farkındasın değil ya mi? Ya haklısın zaten, bir şey demiyorum. Ya, ama sen bana neden inanmıyorsun? Sana inanamıyorum çünkü. Hani Ayça, neden inanamıyorum bana, biliyor musun? Halil'in görüntüleri eve geldiğinde... Neden güvenemiyorum biliyor musun? Bağırmadan konuşur musun? Neden güvenemiyorum biliyor bak, musun? Bak ben sana ne kadar sakinim. Biraz önceki sakinliğin yoktu çünkü senin. Benim sakin olmamı bekleme şu anda benden. Tamam mı? Ben şu an ben senin karşında gelip oturuyorsam... Oturuyorsam, tamam mı? İnsani duygulara vermiş olduğum değerden dolayı gelip oturuyorum. Saygımdan dolayı gelip oturuyorum burada senin karşında. Seni dinlemek için. Oradaki yaşananları bana açıkla diye. Çünkü benim içimdeki şüphe, o şüphe benim içime düştü artık. O şüphe benim içeriğime düştü şu anda. Anladın mı beni? O şüpheyi de artık ortadan yok etme gibi bir şansın yok. O zaman neyi açıklamamı istiyorsun? Açıklayacaksın. Olmayan bir şey, yok etmeye, yok etmeye, olur mu yok olmayacak bir şey. Ne açıklamasını yapacağım sana ya? Ne olduğunu, ne yaşadığını açıklayacaksın bana. Neyi anlatacağım ki? Tamam mı? Neyi açıklayacağım? Açıklayacaksın. Bak hala aynı tavra devam ediyorsun. Etmiyorum. İçimdeki hala şüphe oldu. Hala ben sana, sana diyorum bitti ki... diyebilirim. Ben sana istemiyorum diyebilirim. Ben Emre, senin yanından ben bir şey çekip... yapmadım diyorum beni sana. Dinle. Yapmadım. Ben senin yanından çekip gidebilirim. Tamam mı? Ben bunları yaşayabilirim. Ama sen beni eğer çok seviyorsan... Senin bir üzüntü yaşaman gerek Ayça. Ben üzülmüyorum. Sen şu anda hiçbir üzüntü yaşamıyorsun. Çünkü ben bunu hissetmiyorum sende. Ama ben şu an burada benim suçum olmadı için bu kadar rahatım. İşte haklı olsaydın zaten o kadar bas bas bağırarak cevap vermezdin. Bağırarak verdim işte cevabımı. İşte öyle haklı olan insan öyle tavır sergilemez. Kusura bakma. Benim haklı olan yok. İnsan ben abi. Kendimden eminim. Ne yaptığımı da biliyorum. Burada benim suçum yok deyip sakin bir şekilde benim Emre'cim bekle. Lütfen beni bekle. Lütfen karşı karşıya gelmemizi bekle, açıklamamı bekle der. Senin gibi öyle kaybetmek pahasına konuşmaz.
Sen orada beni daha çok kaybetmek pahasına konuştun. Hayır, hiç öyle konuşmadım. Gayet de öyle konuştun Ayça. Gayet de öyle konuş. Açıkla ya bana. Bana açıkla, daha yeni yaptığın o tavrı bana açıkla. Gerçekten farkında değildim. Ama bak ben sana yine söylüyorum. Halil'le böyle anlaşmalı, hadi Halil burada buluşalım deyip de buluşmadım. Ben Halil'le buluşan bir insan değilim, bunu sana hep söylüyorum. Öyle bir söz, adam buraya VTR'si geldi yani. Halil'e Ayça dönerdim. Karşısında? İşte hatam o. Kaldım mal gibi orada. Önünde durdum yani. Niye yemek yemeye devam ediyorsun? Yemek yemiştim ben zaten o geldiğimde. 15 dakika dediğin süre. 10 dakika. Ben seninle burada 5 dakika zor geçiriyorum. Tamam mı? Sen dışarıda nefret ettiğin bir adamla 15 dakika geçiriyorsun. Ya 15 dakika deme şunu. 10 ya da 15 hatırlamıyorum dakikanın şu an. Da önemi dakikayı yok. Saymadım. Dakikanın da önemi ama yok. Ama bak Emre gerçekten gördüğün anda, gelince kalkamadım. Karşından gelip gördüğün tamam, anda bir sen anda senin yanına gelen insanı fark edemez misin sen? Edemedim işte. Bir karşından anda oturdum. Geldiğini göremez misin? Karşıya bakmıyordum ben. Yemek yiyordum. Yanına birinin yaklaştığını hissetmez hissettim misin? Hissettim işte. İnsanoğlu gördüm. Bunu hisseder. Ben şu tarafa bakarken şuradan birinin geldiğini görürüm. Tamam haklısın. Hissederim. Bak gerçekten gördüm. Tam sandalye önüne geldi. Gördüm. Tam Halil ne yapıyorsun dedim, çat oturdu. Sen ne yaptın sonra? Kaldım ben de öyle, ne kalkamadım. Hiçbir şey. Bana sadece yarışmadan çıkmamı söyledi. O çocuğun sana olan aşkına inanmıyorum falan dedi. Ben ona ben seni sevdiğimi söyledim. Ben dedim Emre'yi seviyorum, inanıyorum ona dedim. O dedim dimdik ailesinin karşısında duruyor dedim. O kadar, başka bir şey değil, sevgilisi olduğunu öğrendim. Bu durum seni telefon... fazla üzmüş sanki orada surat ama ifadenden bana o anlaşılıyor. Benim o yani telefonu gösterdiğindeki ben. O senin oradaki evet, suratın telefonu... şöyle bakışın falan. Bak şimdi telefonu bana göstermedi tamam mı? Telefon böyle yanındaydı, telefon burada duruyordu, böyle bakıyordu. Sevgilim dedi, ben de o anda eğildim baktım. Hatta dibine girmedim bile, uzak ya seni ne dedim. İlgilendiriyor iyi de. Ve ben inanmadım onun sevgilisi, onun hayatı, olacağına. Onun şeyi seni ne ilgilendiriyor? Hayatım, onun sevgilisi neden hayatın deme bana. Emre ne diyeyim ya? Allah aşkına yeter ha. Açıklıyoruz, inanmıyorsun. Ne ya bu? Anlatıyorum sana, haklısın diyorum. Benim orada kalkmam lazımdı diyorum. Kalkmam gerekiyordu. Ben orada oturmamalıydım. Şu an senin tepkilerin çok, ama, çok bak, güzel. Ama bak buna inanmıyorsun. Beni niye üzüyorsun ya? Yalan niye sen ya, sen falan. Beni üzdüğünün farkında değil misin Ayça? Sen beni ne kadar üzdüğünün farkında değil misin? Ve hala bana bağırarak konuşuyorsun ya. Ya bağırmıyorum. Bu hakkı kendinde nasıl bulabiliyorsun derim, sen tamam, ya? Özür dilerim. Nasıl bulabiliyorsun tamam, bu hakkı ederim. Kendinde? Haklısın. Beni nasıl bir durumun içerisine düşürdüğünün farkında mısın? Haklısın. Ya ben burada niye Emre. Eski yaşadığım hayatımdaki yaşadığım o kaosu ben neden burada anlatayım? Emre ben seni neden aldatmadım. Neden bunu insanlar o insan bilsin? Seni aldatmış. Ben seni aldatmadım. Ben seni aldatmadım ya. Sen benim içime o şüpheyi bir kere düşürdün ya. O şüphe benim içimden çıkmaz artık. Sen benim için Emre hani güveniyordun ya. Bana. Güven meselesi değil bu. Güven meselesi. Tamam, sen bana güveniyorsan dersin ki Ayça evet doğru söylüyorsun. Ben sana önüne güvenmek gelmiştir. İçin tamam mı? Ben sana güvendiğimi, güvenimi sonuna kadar zaten sergiledim. Ben dün burada, şurada benim teyzem otururken, senin burada annen otururken ikisi de bizi istemiyor. İstemiyoruz biz sizin bir ilişki yürütmenizi derken ben senin elini burada daha çok sıktım. Cümle aleme sen beni rezil ettin şu anda. O fotoğrafların buraya gelmesi, o fotoğrafların sosyal medyada oradan buraya, buradan oraya paylaşılması, tamam mı? Bunları benim ailem izleyecek ya. Bunları benim ailem izleyecek. Sana zaten karşı olan bir tamam, aile, yağ sürdüm ekmeklerini. Bu saatten sonra seni şu kadar isterse ben de adam değilim. Ya ben seni kaybetmemek adına elimden geleni her şeyi yaptım ya. Her şeyi yaptım, her şeyi yaptım. Senin geçmişini hiç karıştırmadım, hiç kurcalamadım ama senin geçmişin sürekli benim önüme geliyor. Sürekli benim önüme geliyor. Senin geçmişindeki yaşadığın şeyler, ne yaşadım bilmiyorum o herifle. Ne kadar çok büyük bir acı çektim bilmiyorum ama o acıları çeken insan, o sıkıntıları yaşayan insan, o insanı karşısında gördüğünde bir saniye tahammül edemez. Bir saniye tahammül edemez. Senin anlattıklarından biliyorum ben bunları. Senin orada o çiçekli, o mesajlı, o görüntülere verdiğin tepkide, o gözündeki acıdan anladığım şeylerle düşünüyorum ben bunları. Sen eğer orada, demek ki o da başkaymış, o da. Ona olan aşkından mı ağladın yani sen orada? Ondan ya, mı ağladın, neyden ağladın? Saçma sapan konuşma karşımda saçma ya. Saçma sapan konuşma karşımda saçma değil. Saçma sapan konuşuyorsun şu an. Sen zaten saçmalığın dibine vurdun bugün. Ne olacak bu saatten sonra? Ha?
ne olacak bu saatten sonra? Şöyle lafa bak. Senin sevgin ne olacak? Benim duyduğum sevgi ne olacak? Ne olacak? He? Bitti gitti bak. Bitti gitti. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Ya ne demek ne kaldı? Ne kaldı? Ya? Ne kadar çabuk silebiliyorsun sana her üç ayı? Ben silerim o üç ayı. Ben de çok şey silebiliyorum. Sen eğer, gidip nişanlınla, orada eski nişanlınla gidip 15 dakika karşısında oturup onun eski sevgilisinin yeni sevgilisiyle gösterdiği resimleri inceleyebiliyorsan... İncelemedim. Sadece onunla orada oradan mesaj gelmiş, onu gösterdi. Ve bunu, bu riski göze alabiliyorsan, çevrendeki insanların senin resmini çekip, tamam mı, buraya gönderebileceği riski göze alabiliyorsan... Ben neyi silmeyeyim ya? Ben yaşadığım durumda haklıyım, biliyorsun. Haklısın. Bunun farkındasın. Ama sen de en ufak bir üzüntü görmüyorum ben şu anda. Bakıyorum gözlerine de o üzüntü yok. Gayet ya rahatsın. Gayet rahatsın. Ya rahat, rahatlığını görmek. Neden bana böyle davranıyorsun? Gülme benim karşımda. Bak, bak burada ciddi beni. Bir şey konuşuyoruz. Benim karşımda gülüyorsun. Benim canımı sıkma. İnanılmaz, çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Beni sinirlendirme Ayça. Haddini aşma. Gülme. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz biz seninle. Ne oldu? Hı? Yalan hikayesi mi? Dolan hikayesi mi? Ne bu? Ne bu ya? Ne bu ne? Bilmiyor musun başına gelecekleri? Ben senin bu kadar akılsız bir insan olduğunu düşünmüyorum. Sen çok akıllı bir insansın. Gerçekten çok akıllı bir insansın. Yani her konuda burada herkese karşı vereceğim bir cevap var. Her konuda fikirlerini ortaya döküyorsun. Ama orada eski nişanlın gelip senin karşına oturduğunda kilitlenip kalıyorsun. Niye? İşte orada kalkman gerekiyordu Emre ya. Neden? Kalkamadım. Dayanamadın mı? Dayanamamak değil, gerçekten değil. Emre, gerçekten onu görüş. Ben öyle bir şey olsa, ya benim aklım onda olsa görüşürüm, anladın mı? Dışarıda görüşürüm. Giderim kalabalık yerde, görüşmem. Ben sevmiyorum. Halil defteri benim için yok diyorum. Neden anlamıyorsun? Ayça bak şimdi. Böyle bir şey yapan bir insan zaten gelip bunu itiraf edemez. Nasıl yani? Anladın mı beni? Sen hani şu anda diyorsun ya, böyle bir şey olsa zaten dışarıda görüşürüm, böyle bir şey olsa zaten. Sen görüşsen de bunu burada itiraf edemezsin ki zaten. Niye canım? Görüşüyorsam seni sevmiyorumdur zaten. Seni takmam, söylerim yani. Söyler misin? Evet, o zaman çünkü söylersen ben o adamı seviyorumdur, seni takmıyorumdur. Gelirim sana, seni sevmiyorum Emre, ben Halil'i seviyorum. Işte olmuyor bu kadar, diyebilirim. Burada bunu bu kadar kolay söyleyebileceğine emin misin? Ama ben seni seviyorum sen? Ben Halil defterini kapattım. Ya ben senin beni sevdiğine inanmıyorum artık. Gerçekten inanmıyorum bak. Ne yapayım Emre ya? Bak, ne yapayım Emre? Ya inanmıyorum, bitiriyorum. Bilmem ne yapıyorum. Ya. Söylüyorsun, ne yapayım canım? Yeterli, üç aydır zaten senin peşine koşan insan bendim. Üç aydır şurada, sen benim... Şurada son bir aydır... Sen, bak sen... Karşılık verdim bana. Tamam mı? Sen... Üç ay oldu herhalde, bir ay. Sen, benim sana o sevgimi itiraf ettiğim günden beri... Günden beri... Öyle bir değiştin ki Ayça. O i̇şte kadar değiştin ki. Her şeyi o gün için söylüyorsun. O kadar değiştin ki. Tavırlarında, hareketlerinde, tutumlarında. Ne istiyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Söyle. Bu saatten sonra ben bu ilişkiyi yürütmeyeceğim, haberin olsun. Tamam mı? Benim için Ayça defteri kapanmıştır. Tamam. Tamam mı? İşin, gücün rast gitsin. Şu saatten sonra, tamam mı? Şu saatten sonra... Ne ölün ölüme, ne dirilirim. Bu kadar ve buraya kadar. Oh my god. Yüzün inşallah. Kalk abi. Abi. Ne yapıyorsun? Uyudun mu sen? Hı? Kalk gidiyoruz abi, kalk. İyi misin? İyi. Ha? Sallama, hoş geldin. Aşkım. Efendim? Ne kadar kurdele olması lazım? Afiyet olsun. Ne olması lazım? Bu kadar yeter mi? Ver, yeter. Nerede şey? Merhaba. Ooo, beyler de geldi. Beni işe koydular ama. Onu nasıl bağlayacağız oraya? Ay. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Thank you.
bir şey aklıma takıldı da. Bu içim yemeği söylemem lazım sana. Ne o? Dündü galiba menemen falan, kadınlar gününde. Menemen falan, yumurta falan yapmıştınız. Hani kahvaltı falan hazırlamıştınız, ev temizlemeye evet. Gelmiştiniz değil mi? O sıra bir alınmıştın, hatta gitmiştin, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yumurta tabağa koydun, sonra tabağı bıraktın. Ben sana dedim ki Emre al, işte niye almıyorsun falan filan yaptın. Almayacağım dedim, tabağı bıraktın yerine. Ayça tabağı aldı. Arkandan girdi. Ben tabağı almak istedim. Dedi ki yok ben getiririm. Ve yanına geldi, sana verdi. Ne var bunun? Ne? Sen mi aldın? Niye? Ben verince almıyorsun, ayça verince mi almıyorsun? Ne alakası var ya? İyi nasıl ne alaka? Ne iyi? İyi misin sen? Bunda sen ne alakası var? Sen orada benim tepkimi de görmedin mi? Bilmiyor musun nasıl bir tepki verdiğimi? Ve beni peki giderken beni gördün mü? Aşık olduğun kadını göremedin galiba ha? Azalcığım. Ben bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Ben onu ciddi bir şekilde söylediğine farkındayım. Senin gerginli, sinirli veya sinirli olman önemli değil. Orada ben sana bir şey veriyorum, beni dinlemiyorsun. Ayça arkandan koşuyor, işte alıyor, alıyor ve ben orada sana bakıyorum. Ki beni görmüyorsun, beni çıkıp gidiyorsun. Bu mu? Ben senin farkındaysan ben senin orada gözlerinin içine baktım. Benim gözlerimin içine burada bakmadım durmak istemiyordum. Emre. Sinirliydim. Bakmadım. Burada durmak istemiyordum, baktım. Sinirli dönüp senin gözlerinin içine baktım. Peki ben sinirli değil bak, miydim? Bak benim için kimse nerede senden başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun farkına var. O zaman giderken bana niye tepkin yoktu? Hiç umursamamış gibi gitti. Ben orada sana bakıyordum be. Şu sesini yükseltme bana milletin içinde. O zaman şu sesini şimdi yükseltme milletin içinde değiliz. Şu an farkındaysan köşedeyiz değil mi? Tamam mı? Sonuçta millet burada. Tamam söyle dinliyorum o zaman. Hadi açıklamamı yap. Açıklamamı yapıyorum zaten. Ben oradan sinirli bir şekilde. Ben burada bir buçuk saat boyunca temizlik yaptım. Hı. Tamam mı? Hı. Geldim hepinize tek tek çiçek verdim. Bilmem ne yaptım. Orada bana o yemeğin lafının edilmesi çok zoruma gitti. Ve sinirlenip burayı terk ettim bir anda. Bıraktım çıktım. O yemeği onun getirmesi bilmem ne hiçbirinin bir önemi yok ki. Benim umurumda bile değil ki Ayça. Bunun kıskançlık tribini mi yaşıyorsun sen şu an? Ben zaten bu evin içinde yaşıyorum. Sürekli sizin tamam, sen bu evin Ayça'nın muhabbetlerinizi duyuyorum. Ayça eski bu muhabbeti şu muhabbet. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Farkındaysa seviyorum seni. Bunlar dedikçe bana koyuyor, dokunuyor yani. Azalcığım, ve senin yaptığın hareketler buraya... de dokunuyor bana. Bak bana bak. Sen buraya gelirken bunları bilerek gelmedin mi? Bilerek geldim. Bunları, o zaman bak bunda bak işte bunların kapanmasını bak bunların kapanmasını istiyorum. Bana aşıksan o zaman beni umursamaz gibi niye gittin? Ne alaka var? Beni umursamaz gibi ben sana tabağı veriyorsam o tabağı niye almadın? Azal bak bu şekilde ama Ayça'dan aldım. Beyimle bu şekilde konuş. Nasıl konuşmamı bekliyorsun? Normal bir şekilde şu konuşabilirsin. Şu an ben yanlışım değil mi? Tamam mı? Hayır. Ben normal bir şekilde konuşabilirsin. Ben bir yanlış yapmadım çünkü. Geldiğinden beri soruyorsun değil mi? Bir şey mi var? Bir şey mi? Benim problemim soruyorum bu. Canın sıkkın benim ne? Canın, ne problemi? Benim problemim. Ayça'yı mı kıskanıyorsun benden? Belki umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. Anlatabiliyor muyum? O zaman niye o tepki veriyorsun? Emre beni o gün görmezden niye geldin? Emre ben sana tamam alakası verirken yok. Niye... Ne alakası o var ya? O tabağı almayıp da Emre arkandan peşinden koşunca niye o tabağı sana Ayça'dan aldın? Alma. Azal. Niye yaptın? Niye? Mesela ne demek söyle, niye yaptın ya? Ya o anda yemeği almanın, almamanın tamam mı? Yani o yemeğe küsmüş gibi görülmemek adına aldım ben. O zaman ben verdiğimde niye almadın? Ya benim gözüm görmedi o anda hiçbir şeyi. Beni de görmüyor değil mi? Aşık olduğun insanı sinirlendiği zaman görmüyorsun. Azal. Aşık olduğun kadını görmüyorsun. Sinirlendiğim zaman orada ben hiç kimseyi görmedim. Ben sinirlendiğim zaman seni görmüyorum. Dışarıya doğru çıkıp eve gitmeye çalışıyordum sadece. Bu kadar. Başka hiçbir şeyden ibaret ama değil. Ama maalesef Ayça'nın elindeki tabağı görüyorsun. Şu an çok saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Hayır. Alakası yok. Emre. Alakası hayır. Bunu sen yapma bari. Bunu bari sen yapma. Tamam mı? Görünen herkes görünen köyde ne var ya? Umurumda bile değil ya. Umurumda bile değil. Ben seninle her şeyim yolunda diye gidiyor. Giderken bile görmezden geldim Emre. Fark etmedin galiba. Görmezden geldiğini fark etmedin değil mi canım? Azal. Fark etmedin değil mi Emreciğim? Döndüm ben senin gözünün içerisine baktım orada. Ben döndüm dün senin gözün o gün gözün içine baktım ve öyle gittim buradan. Baktın. Benim sinirim bozma. Gerçekten. Gözümün içine bak. Mehtap! Bir gelir misin canım buraya? Ya milleti niye karıştırıyorsun işin içine ya? Hani ben yanlış Mehtap görmüşüm. Mehtap gelmene gerek ben yok, teşekkür görmüşüm. Ediyorum. Belki başkası doğru görmüştür. Efendim? Gaz mı veriyorsunuz abi? Ne gaz değil, ya? Hayır. Bir, onu sen ben... Sen gazla mı... O gün niye gelip söylemiyorsun da böyle bir şey şimdi gelip... Emre dinledin mi? Çekip gittin. Bağırma. Allah milletin Allah. İçine bak, gerçekten gereksiz yere bağırıyorsun şu an canım. Sinirlendiriyorsan bugün ben ne yaptım? Ağladın. Ben mi ağlattım ya? Sana anlattığım konu neydi? Ben mi ağlattım? Allah aşkına. Neydi? Ben niye için ağladım? Ayça'yı kafasına takıyormuş. Ya kimse benim umurumda değil diyorum Ayça, ya. Ayça mı? Neyi taktım? Neyi takıyorsun ya? Kırmızı odaya git de kırmızı odada tartışsın bunları. Niye milletin önünde tartışıp da malzeme veriyorsun Hazalcığım canım? Kırmızı oda muhabbeti yok senin. Ne kırmızı muhabbeti?
Şu an tamam, şu yaptığın gerçekten çok Emre, yanlış. Emre ama şunu bil, Ayça yüzünden yapmıyor bunu, bil. Ne yüzünden, yüzünden yapıyor ya? Senin yüzünden yapıyor. Ben ne yaptım ona? Hani geçen gün sen burada Ayça'yla atıştın, masada kalktın gittin ya. Sen de burada... Ayça'yla atışmadım ki ben. Ya yanlış anlama, sen de... Nasıl atışmadın? Ayça'yla atışmadım ki ben orada. Nurla atıştığında. Nurla atıştım, burada arkamdan sonra peşimden geldi, yemeği verdi. Bir saniye, bir saniye sakin ol. Bir şey, olay anlatalım, olayda sen yoksun. Farz edelim ki Murat burada şey yapıyor, gidiyor, tamam mı? Duygu da koşa koşa gelmiş. Gitme, biz seninle arkadaşız bilmem ne diyerek eline işte ille de al ye, ille de al ye dediğinde senin de alıp ya da almaya meyillenip başkasına verip köşede oturan beni görmeden gitmesi gibi bir şey. Bu çok basit bir şey. Anladın mı? Bu gerçekten çok basit bir şey Eser. Giderken hoşça kal bile dememişsin. Ya gözlerinin içine baktım, ben döndüm ona. Orada gözünün içine baktım senin, bak inkar etme, hakkımı yeme yani şu an burada. Yok demedim, ben de görmedim. Ben senin gözünün içine baktım orada. Bahçede ben sana bak Emre, tekrardan anlatıyorum. Bahçede tabağı bırak. Niye yemeği yemiyorsun dedim ya. Tabağı sana verdin, sen tabağı masaya bıraktın, tamam mı? Sonra arkanı döndün gittin. Adam arkanı benim seni sevmediğim anlamına mı geliyor ya da bu benim sana değer vermediğim anlamına mı geliyor? Hayır, bu arada bak, senin Ayça ile olan şeyin anladın mı? O arkadaşın da bilmem neyiz. Ben diyorum ki Ayça, Ayça ver diyorum ben. Bekle, Ayça diyorum ben veririm Eser, diyorum. Eser karışma, beni çağırdı kız ya. Tamam. Hayır, ben yanlış görüyormuşum, ben bilerek söyledim. Karışma abi, karışma. Nerede duracağımı sana mı karar vereceğim? Sen bir ilişkiye iyilik değilsin. İşte Emre'ciğim, siz vardınız ya orada herhalde. Emre'ciğim, problem burada zaten. Ben senin peşinden ben geldim. Ben mi yapıyorum bunu ya? Bak size şu anda bak bunu konuşmak geldi, istemiyorum. Geldi, geldi. Sonra bıraktı, geçti, oturdu. Baktı ki siz konuşuyorsunuz, gitti, oturdu. Onu demek istiyor. Ciddi anlamda sinirim bozuldu. Ben seni üzmek istemiyorum. Senin kalbini de kırmak istemiyorum. Tamam mı? Ama gereksiz bir kıskançlık. Ya da kıskançlık değil, ne adını da bilmiyorum. Ne kıskançlığı zaten? Sana değer vermediğimi mi düşünüyorsun? Sana değer vermediğimi mi düşünüyorsun? Beni nasıl görmezden gelirsin? Bana seni görmezden geldiğim diye bir şey söz konusu değil. Ben seni zaten geldiğim anlatıyorum tekrar. Beni anlatıyorum tekrardan dinle. Eğer dinlemeyeceksen dinliyorum. Çıkarım. Tamam. Dinliyorum. Bak baştan anlatıyorum. Ben sana tabağı vermek istedim. Benden almadım, bıraktın. Açız, arkana döndün gittin ve ben sana seninle konuşup hiçbir şey demedim. Arkana döndün gittin, buradan çıktın. Ayça peşinden koştu. Ben dedim ki Ayça ver, ben veririm tarzında bir şey söyledim. O duydu veya duymadı bilmiyorum. Şuraya geldiniz. Kolumdan tuttu, al alma falan. Ben orada hala orada bekliyorum ya. Bak tam şurada bekliyorum. Yani VTR verildiğinde bile ben o yerde yokum, anladın mı? Şu köşede bekliyorum. Ellerim kollarım bağlı. Bu şekilde bakıyorum. Hani gözüme baktın ya, ben seni görmedim, gözüme baktım. Hiç acaba dönüp Hazal görüşürüz falan diyecek misin diye bekledim. Ben gidiyorum ya da çok gerginim, gidiyorum ya da öpmeni, sarılmanı. Kaseyi komple alın gidin, biz yemiş kadar oldu. Ağabeyi döksene. Ya, biraz şuradaki saatte bulaşıklarınızı yani yıkıyorum arkadaşlar. Ama karnım böyle yapılan iyilik yüzümüze vurulması da biliriz olsun, yani. Yaptık, ettik. Ya, elinize sağlık. Ya. Almıyorum abi. Bırak. Ya sen almıyorsun. Demek ki yaptın. Tabağını almıyorsun ya. Ben yok artık ya. Niye alınmıyorsun? Emre. Tabağını alalım, tabağını. Ver ver tabağını götür. Ne veriyorsun diye? Emre. Allah Allah. Tabağını al, tabağını al Emre. Öyle olmaz. Ya almıyorum ya. Saçmalama. Zorun lafıyla mı yemek yemeyeceksin? Yüzüme vurma şey sevmem ben abi ya. Emre bak, biz burada senin arkadaşımız. Sen sapan konuşma. Sen hiçbir şey yapmadan arkanı döndüğüne son bir kez daha baktın ama bana bakmadın. İnsanlara baktın, tartışmaya baktın. Ben çünkü oradaydım. Koltuğun orada, televizyonun oradaydım. Orada değil. Anladın mı demek istiyorsun? Ne buradan çıkardığın sonuç ne? Buradan çıkardığın sonuç beni niye görmezden geldim? Seni görmezden geldim diye bir şey söz konusu değil. Buradan ne çıkartıyorsun? Sinir anımda. Tamam mı? Baksan, sinir anımda. Tamam bekle. Çıkıp bir an önce buradan çıkmak bir şey söyleyeceğim bu kadar sana, yani. Ne gördüğümü sana göstereceğim. Bu sefer sen de göreceksin benim ne gördüğümü, tamam mı? Böyle böyle öğreneceğiz. Nasıl göstereceğim bunu ya? Öyle bir an yaşadığın zaman sen de aynısını yaşayacaksın. Göreceksin bakalım ne hissettin. Kısasa kısas mı yapacaksın? Kısasa yani? Kısas ne demek değil. Bu? Sadece benim gördüğümü görmeni istediğim için söylüyorum. Anlayamadın ya. Benim gördüğümü sen de göreceksin ki benim ne hissettiğimi anlayabileceksin. Kızım. Anladın mı? Birazdan burada mutlu bir an yaşanacak. Burada zaten 7 tane çift. Ben bütün gün zaten birbiriyle sıkıntılı durumda.
birbiriyle sıkıntılı durumda. Sabahtan beri zaten suratın geldiğimden düşük. Beri yüzün asık. Düşük, tamam mı? Evet. Geldiğimden beri yüzün asık. Neden çünkü olduğunu bilmiyorum. Hastasın sanıyorum. Merak ediyorum. Hala tamam devam mı ediyor. Midem rahatsızlığı. Ama bu değil. Yüzümün surat asıklığı bu değil yani. Başka sebep. Bu sebepten dolayı. Bu sebebi de nasıl ben kendim söyledim. Bu da neyden kaynaklanıyordu biliyor musun? Güzel bilen bir şeyler değil şu anda. Ayça kırmızı odaya gitmek istedi. Kırmızı odaya giderken işte Emre benim en büyük hatalarımdan biri. Emre böyleydi, çarptı, çürttü. Veya başka konuşmalarda eskiden Emre'yle böyleydik, şöyleydik. Şimdi ya bana ne onun söylediği ben cümlelerden? Benim söylediklerime bakacaksın sen. Onun böyle kullandığı cümlelerden bana ne ya? Sen niye bunu dolandırıyorsun? Ben suratımın asık olduğu şeyleri söylüyorum sana tamam şu an. Evet. Ben sana bu konuda senin üzerine gelmiyorum farkındasın. Sen de çıkıp desene o zaman Emre artık benimle kusura bakma diye. Bunu konuşmasını zaten yaptık. O yüzden dolmuşum anlatmışım. Ya bunu mu kafana takıyorsun? Bu değil. Bunu mu kafama taktığın muhabbet benim değil. Benim elini tutuyorum, elimi niye bırakıyorsun? Azal. Muhabbeti dinlemiyorsun çünkü. Muhabbeti dinliyorum. Benim seninle yana sıkıntım o günkü bana yaptığın tepkiden dolayı. Benim sana bir tepkim yoktu orada. Benim tepkim yaşadığım olayaydı. Giderken de eğer sana ben hoşça kal diyemediysem yaşadığım sinirdendi. Bu başka bir şeyden dolayı değil. Tamam mı? Bunu lütfen abartma. Abartıyorsun, boşu boşuna kafana takıyorsun. O insanın hayatında ilgilendiği gerçekten başka birisi var. Gerçekten aşık mısın bana? Ben sana aşık olmasam gelip bunu gözlerinin içine bakarak söylemezdim. Evet, ben seni gerçekten seviyorum ve sana aşık oldum. Beyler merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın büyük final. Büyük finalden önce haftanın birinci gelin ve damat adayını tespit edeceğiz az sonra. Ama önce şöyle hem haftayı hem günü bir toplayalım. Bu arada Tankut ve saçları size de iyi akşamlar. Ne oldu hayatım ya? Dönseydim, okula orta sağ öğretime sağ mi yazıldın? Ne yaptın? Sağa döndürsene. Kurban bayramı gelmiş. Ben anlamadım. Ne yapmış böyle saçları ayırmış yapıştırmış filan. Limonla mı yapıştırdın? Hayır, su birazdan kendine gelir. Hay Allah'ım, güzel olmuş, yakışmış. Akça pakça olmuşsun. Peki şimdi hanımlar, beyler. Nazar mı değdi, ne oldu bilmiyorum. Hazal ve Ayça çok güzel anlaşıyordu bu evde. Aşk. Hani hatta ben demiştim ki ne güzel, ne kadar medeni böyle olsa hep falan derken bir şeyler yaşandı. Bir bakalım, üzerine konuşalım. Hazal. Efendim. Ayça orada Emre en büyük hatam dediğinde bir tuhaf baktım. Tuhaf bakmam gayet normal değil mi sizce? Ya bak, ya senin yaptığın normal. Ben sana dünden beri bunu söylüyorum. Diyorum ki Hazal, her şeye sakinsin. Sürekli sakin karşılıyorsun. Bak, yolunda gitmeyen bir şeyler var sende diyorum. Değil mi? Dün de söyledim. Evet. Şöyle konuya mı girmek istemiyor acaba? Ya, ne bu yani Hazal sürekli? Bak, tekrardan olayların büyümesini istemediğim için. Ama içim içimi yemiyor. Sana bir örnek vereyim mi? Ayça'nın ağzından Emre hiç düşmüyor. Hani bir şey diyoruz, biz Emre'yle eskiden bunu yaptık. Bir şey konuşuyoruz. Emre eskiden bana bunu yaptı. Onu diyoruz, Emre yapma bunu kardeşim yani. Murat, sonuçta benden önce yapma Duygu'yla abi tanışma yolundaydı. Ben Duygu'ya burada neler yaptım. Murat demeyeceksin dedim. Sen nasıl değil bir mi şeysin ya? Sakin ya kalıyorsun sürekli. Ya var içim içim yemiyor. Nasıl olmaz ya? Doluyorum, nasıl olmaz? Eski bir örtek değil kişi. Cinnet geçirecekmiş nasıl gibi. Oluyor mu hani? Sen kendini çok kontrol ediyorsun. Çok tut. Hep böyle ya. İlk geldiğim günden beri yapıyorum ya. Bir sürü yemeklerimi sabote ettiklerinde vallahi bile ben tut. Vallahi kusura bakma artık senin tepkilerinden. Senin Emre'yi sevdiğini düşünmüyorum ben. Senin yani tepkilerinden ben düşünmüyorum. Mehtap bir kere yanlış düşünüyorsun. Öyle deme. Bir kere empati kur. Sen de anlamaya çalış. Her dediği şeyle doluyorum. Doluyorum, sinirleniyorum. Burada duruyor biz bir şey bahsettiğimiz zaman. Efendim Ayça geliyor, onu diyorum, bunu diyor. İşte onu yaptık, bunu yaptık, bana çiçek getirdi. Her konuda niye kendini sokuyorsun ki? Arkadaşım, bizim bir ilişkimiz başlamamış mı? Yapma bunu. Eğer Ayça bunu düşünmüyorsa sen söyleyeceksin o zaman. Ayça böyle yapma, gerçekten beni çok kötü etkiliyor. Hayır, ben her zaman Ayça şakaya vurduğunu zannediyor senin. Anlamıyor. Hayır, dokun da bak, onunla bir ilişkiye başlamışım değil mi? Yapma bunu ya. Söylemek istemiyorum. Sen görüyorsun tepkilerimi. Bakışlarımı görüyorsun. Açma. Üzülüyorsun. Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun? Niye empoze etmeye çalışıyorsun bana? Kanka deyip arkasında kanka deyip ya da seviyorum arkadaşım, aramızda problem yok deyip oraya gelip bana şey mi yapıyorsun? Emre bana zamanında bunu yapmıştı. Emre yapmışsa yapmış, zamanında yapmış, beni ilgilendirmiyor. Şimdi benim hayatım, beni ilgilendiriyor değil mi? En azından engel olma, yapma bunu. Bir dakika ya, ben senin neyine engel olmuşum ya? Ben ne zaman sana engel olmuşum, bu bir. Sadece sus. İkincisi, tamam. Ben ne zaman Emre bana çiçek aldı dedim? Bu iki. Üçüncüsü,
Sen her üzüldüğünde ben hep Emre'nin yanına gitmemek için Emre'den uzak, Emre'ye bakmayayım böyle hep çeviriyorum kendimi. Emre'yle konuşmuyorum bile. Sen yanlış anlama, üzülme diye bu üç. Senin burada ağladığını görünce Hazal ağlama, üzülme, niye böyle yapıyorsun, saçmalama, olur mu öyle şey diyen de benim. Maşallah arkamdan bayağı sallamışsın. Konu konuyu açarsa arkadaşım Emre'den örnek veririm. Ben bu, burada Emre'ye bak. Bir dakika kes sesini. Beni rahatsız eden de şeyim. Hayır, bir dakika sus. Siz sana demeyin zaten birbirinize. Ben burada Emre'ye birçok şey yaşadım. Şey ve sen bunları izledin de geldin. Bunları izledim geldim. Bunları kabulleneceksin o zaman. Bana bağırma. Bağırma. Birbirinize bağırmayın. Sen de bana bağırıyorsun. Bağırmayın. Ayşe Hazal. Bağırmayacaksın ya, yeter ya. Bağırmak yok Ayşe. Bir hafta iki hafta ağlamayan kız bugün ağladı, dün ağladı, perşembe günü ağlayacağını tutmuş. Doğmuşum demek ki ben de bir şeyleri çıkartıyorum. Ya bırak bu işleri ya. Bağırma yok. Melis sana dün dedi ki Tankut ve Dani gibisiniz, düz gidiyorsunuz. Bugün ne çocukla... Beni bugün... Perşembe beni günü çocukla kavga ettin değilim ya. Durduk yere. Bağırmadan niye Ayça? Ayça bağırmadan niye tartışalım? Abla saçmalıyorlar ama ya. Şimdi benim bunu soracağım başka bir şey var. Kapanmış yani. Sen niye Cansel orada bir noktada hak veriyorum? Allah Allah. Ayça'ya niye söylemedin? İşte geldiğinde onu konuştum. Bilerek ve geldiğinde nasıl konuşmuşuz acaba? Tekrardan yan, evet gayet düzgün bir şekilde konuştum. Çünkü ben düzgün konuşuyorum seni. Sen kırılma, üzülme diye Emre'yi sevdiğin için. Çünkü en başta zaten yapacak olsam peşini bırakmazdım onun. En başta bana iyi değildin Ayça. En başta değildim çünkü evet, sen daha değildin. Yeni gelince ben Emre'nin peşindeydim. Evet, tamam bana o iyi zaman. Değildim. Ben de bunu düzeltmek amacına, iyi arkadaş olmak amacına sustum. Hiçbir şey söylemedim ki. Emre'nin davranışlarına göre de ben susuyorum. Emre gayet düzgün davranıyor sana karşı ve kimseye karşı da bir bakışı bile yok çocuğun. Anladın mı? Nerede? Kavga etmek için, kavga olsun diye çocukla boşuna bak, kavga et. Bak Emre'yi savunacağın bir... günleri göreceğim aklıma gelmezdi, hele de kız arkadaşına yani. Neyse, görüyorum Emre'nin yaptığı bir konudan dolayı da ben sinirliyim evet, kanka zaten kanka diyorum, arkandan iş çeviriyorum Hazal. Kız yani arkadaş... Bak kanka kanka biz olsun. Arkadaş normal konuşuyoruz ya. Ya bir dinle ya, bir dinle ya, ne olursun ya. Ya bağırmayın birbirinize, niye normal iletişim ya, kuramıyorsunuz? Ya sus, o bitirsin sözünü sonra sen devam et. Çok yükseliyorsunuz. Muhatap çok hızlı yükseliyorsunuz. Emre konusunda. Muhatap olacaksın tabii. Niye olmuyorsun? Aynı evdesiniz abla. Ya. Gerek Allah'ınızı sen severseniz ya. Yine taşı o da döksün. Ben onun da bozulabileceğini anlıyorum. Arkamdan konuşuyor diyor Seda bak, abla. Her bugüne kadar rahattı. Benim ona. Senin neye kızdığını da anlayabiliyorum. Onun neye bozulduğunu da. O bozuluyor çünkü gerçekten hani şu anki beraber olduğu adamın eski ilişkisi. Yapacak bir şey yok. Kıskanmıyorum gibi dursa da belki içi cızlıyor. Yani silemez yaşanmışları. Onu anlayabiliyorum. Ama seni de anlayabiliyorum. Sen de onu rahat gördüğün için ya rahatsız olmuyor herhalde diye düşünüp rahat davranıyorsun. Şöyle destek olan da benim zaten. Tamam yani. Destek oluyor. Yapma Hazal Allah aşkına bak, ya. Emre'yi sevmiyorum. Yapma hani, yani. Geldim de söyledim. Sevmiyorum veya aşık değilim dedim. Ama dedim bir beğenerek ve hoşlanarak geldim. İlişkiniz yoktu evet, zaten. Yoktu, yoktu bir şey. Benim sevgim tamam, yükseldi. Arttı. İster istemez kıskançlıklarım başlıyor. Sevdiğim insanın da haliyle bunun eski ilişkilerini bilerek geldim. Bunu Emre de bana söyledi. Hepsini izleyerek geldim biliyorum. Ama geldikten sonra bizim ilişkimiz başladıktan sonra... Sahiplenmeye başlıyorsun. O zaman bana desin ki Ayça şey, ben Emre'den dinlendirmek istemiyorum. Dinlendirmek istemedim. Sadece buydu. Bunu da gün içinde çıkarmadım. Gün içinde çıkarmadım söylemedim. Perşembe günü de Mehtap'la konuşmamızda... Yok abi üstüne gitmedik yani. Çözülüyorsa çözülsün, çözülmüyorsa ne oluyorsa olsun yani. Ne oldu bakalım? Abi dinlemeyi öğren. Konuşma. Bekliyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz. Sizin Mehtap da o gün geldiler, konuştular, biraz şey yaptı. Ben de içimdekileri söyledim, oydu. Hani ondan önce Ayça'ya söyleseydim belki Ayça bunu yaşamayacaktım. Ayça seni kıskanıyorum Emre'den desin. Ben ondan mesela ya rahatsız oluyorum desin. O zaman bundan sonra söyledim. Emre'ye bundan sonra selam bile vermeyeceğim yok, artık. Hayır, ondan masada dedi ki. Bunu söyledim hayır, sana masada. Evet söyledi. Ondan söyledim sonra yani. Hayır. Öyle bir şey yok. Gerek de yok. Ya bu da çok saçma bir şey ya. Hayır siz nasıl arkadaşsınız öyle bir şey yok. Sadece şeyleri dinlendirmek istemiyorum. Eskiye dayanarak, maziye dayanarak. Mesela... güzel anılarım yani. Ya bir konu açılınca örnek veriyorum. Hem ben de kötü mesela, bir anlamda değil. Ha, uyaracak kötü o zaman. Kötü niyet değil bak işte. Ben seni uyaracaksın kötü o zaman canım değil. Beni. Beni sadece rahatsız söylüyorum. Konu bu. Sadece buydu. Hayır şimdiye kadar konuşuluyordu kadar. Zaten. Örnek hep veriyorduk. Niye ya, perşembe işte, günü oldu bu olay? Onu anlamıyorum. Sana göre ilişkileri Dani ile Tankut gibi tek düze gidiyor bir olay yaratalım diye. Bilinçli mi yapılıyor yani? Hayır, Melis'in hissettiği Melis o. Evet, ben öyle düşünüyorum. Melis öyle hissediyor. Melis öyle mi hissediyorsun? Evet, ben böyle düşünüyorum. Evet, çok düze gidiyor dendi. Sonra bir saniye. Bir dakika ya, bir bağırma. Bir saniye. Melis'le konuşabilir miyim? Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Peki neden seni buna iten şey ne? Çünkü bir gün öncesinde ben böyle bir teoride bulundum. Yani dedim ki bence dedim Tankut'la Dani gibisiniz dedim. Tek düze gidiyor ilişkiniz neden? Dedim. Sen peki neden böyle bir teoride bulunma hakkını kendine nasıl ben buluyorsun? Şey hakkında dedim. Nasıl bulunuyorsun derken ben bu evde yaşıyorum. Tamam biz de bu evde yaşıyoruz ben ve seninle şu anda konuşuyoruz. Konuşmaya tamam, ben, çalışıyorum seninle. Ya bir susar mısınız? Evet. Ben bu evde yaşıyorum. Her tamam. Şeyi söyleme hakkına sahibim. Tıpkı senin olduğu gibi. Peki ben her şey... de bunu söyledim. Dinliyorum seni. Sen konuş sonra ben konuşacağım. Tamam soru cevap halinde gidiyorduk. Ben de bunu söyledim diyorum. Başka peki, sorun yani
bizim çok güzel gittiğimizi, çok birbirimize çok güzel baktığımızı da söyleyen sendin. Tamam, Tankut'la Dani de birbirlerine çok güzel bakıyorlardı, çocuklar, çok güzel gidiyorlardı ama biliyorsun. Bu kavga etmeyen ilişkilerde genelde hani Emre, sıkıntı yaşanıyor Melis ya. Ben de bunu söyledim, o da hemen ertesi günü seninle kavga etti. Bu iddiaya döneceğim. Durun işte. Tanesi oynuyormuş. Evet. Tamam, onun da cevabını sen bu iddiaya döneceğim ben, görüntüleriyle döneceğim. Yanında olan bir insanı neden bu kadar kolay karşına almayı tercih ediyorsun Melis? Bunu sana sorabilir miyim? Ne? Üstelik ben senin bu evde, erkekler evinde en güvendiğin arkadaşlarından birisi değil miyim? Tamam da bir dakika. Beni... Niye hemen ben birini karşıma almış oluyorum Emre? Ayrıca ben birini karşıma çocuklar, alsam benim için çocuklar, ne gibi çocuklar, görüntüleri var. Neden? Bir durun, oynuyorsun. Bir durun. Değilim, Emre, görüntülerin üzerine konuşacağız. Konuşalım. Önce az önce dedim ya, niye Ayça'ya söylemedin rahatsız oluyorsa, Ayça ile aranızdaki bir diyaloğa bakalım. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.